Merhaba arkadaşlar. Tüketici ve üretici tercihlerin temelleri adlı iktisada giriş bir dersinin dördüncü ünitesi ile ilgili bir soruyu yanıtlamak üzere birlikteyiz. Sorumuz toplam ve marjinal fayda ile ilgili. Şekilde üst kısmında toplam fayda eğrisi, alt kısmında ise marjinal fayda eğrisi verilmiştir. Soruya göre marjinal fayda sıfırken toplam faydanın ne olduğu sorulmaktadır. Bu soruyu yanıtlamak için arkadaşlar toplam fayda ile marjinal fayda ilişkisini bilmemiz yeterli. Ancak bu ilişkiyi belirlemeden önce dilerseniz kısaca bunları tanımlamaya çalışalım. Toplam fayda dediğimiz şey bir malın tüketilen miktarı arttıkça tüketiciye fayda sağladığı toplam tatmini ifade eder. Ve gördüğünüz gibi bir malın tüketilen miktarı arttıkça toplam fayda eğrisi önce azalarak artar. Sonra belli bir maksimuma ulaşır, sonra da azalmaya başlar. Marjinal fayda ise bir malın tüketilen miktarının bir birim artması nedeniyle toplam faydadaki artışı ifade eder. Ve bu X malı ise X malının marjinal faydasını hesaplamak için toplam faydadaki X malının toplam faydadaki artışı ya da mutlak değişimi X malının tüketilen miktarını oranlamanız yeterli olur. Şekilde de gördüğünüz gibi marjinal fayda bir malın tüketilen miktarları arttıkça azalmaktadır. Bu iki fayda eğrilerinin ilişkisine gelince arkadaşlar marjinal fayda eğrisi şu gördüğünüz toplam fayda eğrisine her noktada çizilen teğetlerin eğimidir. Teğetin eğimidir. Bildiğiniz gibi bir eğrinin maksimum ya da minimum olduğu noktadaki eğimi her zaman sıfırdır. Yani değişmez bu anlamda. Dolayısıyla toplam fayda eğrisinin maksimum olduğu noktada karşılık gelen marjinal fayda değeri sıfır olması gerekir. Bu bilgilerden sonra şimdi bakarsak toplam fayda sıfır mıdır? Hayır. Toplam fayda zaten sıfır olmaz. Ne artar ne de azalır? Evet. Çünkü maksimumdadır. Negatif değil gördüğünüz gibi. Azalan oranda artar. Hayır. Sabit zaten burada ne artar azalır. Artarak artar, artarak artmaz. Dolayısıyla doğru yanıtımız B seçeneğidir.